Merhaba arkadaşlar. Vadiler ve kanyonlardaki gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu alanı dediğim gibi gezmeye devam ediyoruz. Çekimlere biraz ara verdik. Malum hava sıcak. Nemle birlikte 50 dereceye kadar hava sıcaklığı yükseliyor bu alanda. Normalde kanyonun son bir kısmı vardı. Orayı inceleyecektik. Ama tabii ki yukarıda da görmediğimiz yerler vardı. Şimdi buraları görsel olaraktan göreceğiz. Tabii ki birçok yerde de doğal görünümlü bir yazıyı andıran işaretler de, yani işarete benzer yapılar da var. Aynen şu şekil. Normalde bu bir yazı değildir, bunu da söyleyeyim. Doğal bir oluşum. Evet, kanyona doğru bir ilerleyelim bakalım. Evet, kanyonun girişi burası dediğim gibi. Geçen günkü çekimlerimizde bizim gezdiğimiz bölgeler hemen kameraya da yansıyor. Şu karşı bölgeleri gezmiştik. İzlemeyenler için kısa bir hatırlatma yapayım. Buranın giriş noktası hemen şuradan başlamıştık. Aşağı doğru indik. Oradan ilerledik. Şu karşı bölgeye çıktık ve oradan bu şekilde şu gördüğümüz kayaya ulaştık. Oradan da yukarıda bir tane üçgen kaya vardı. Oraya çıkmıştık. Uzun bir yolculuk oldu bizim için. 3 saat gibi bir süre zaman aldı. Tabii ki dediğim gibi her metreyi gezmek bir zaman alıyor. Bizim gezmediğimiz yerlerde, yukarıda da aynı şekilde bulunduğum yerde de birçok gezmediğimiz alan var. Şimdi birazdan oraları çekeceğim. Vadi gördüğümüz üzere kuru bir şekilde. En son zor indiğimiz bir patika yol vardı şu aşağıda. Buradan kanyona ilerleyeceğiz. Şu gördüğümüz alanları gezeceğiz. Şu an değil. Bu yalnız havalar biraz soğusun diyoruz. Yani biraz bu sıcak gitsin. Görüntü kalitesi iyi olmayabilir. Çünkü bunun sebebi aşırı nem var. Şu gördüğümüz alanlardaki puslar bunun sebebi, göstergesi. Şimdi şu şekilde şuradan şöyle ilerleyeceğiz. İnemediğimiz bir yer vardı. Oraya inmeye çalışacağız. Gördüğümüz üzere birçok tarihe tanıklık etmiş bir bölge burası. Buradan 3 yıldan önce çıkmamız imkansız demiştik. Halen de bu sözümüzün arkasındayız. Kanyonun orta kısmına geldik şu anda. Şöyle bir görüntü alalım. Manzaranın en güzel olduğu yer şu anda burası. Gördüğümüz üzere her yerde işaret yoğun bir biçimde gözümüze yansımakta. Şuralardaki gördüğünüz yerler insan eliyle bilinçli şekilde oyulmuş. Burası için ne demiştik? Şurada bir tane şöyle yakınlaştıralım. Geçmiş dönemlerde evet, ayın eskisine kesilmiş bir tane yer belirleyici özelliğe sahip kayada bir tane kazık var. Şimdi bu yeni zannedebilirsiniz siz bunu. Şu anda 95 yaşındaki biri dahi benim çocukluğumda da aynı şekilde oradaki kazık orada duruyordu diyor kendisi. Şimdi sağlam kalmasının sebebine gelince, eskiden geçmişteki insanlar ayın döngüsünü baza alaraktan buradaki gördüğümüz üzere kazıklar yapmışlar.
Şimdi ayın eskisi halen devam ediyor. Ay her ay, her ayın yani 15'inden sonra eskiye giriyor. Yani bir evinizin balkonuna falan çıktığınızda ayın yüz yuvarlak olduğunu görürsünüz. Bunun neticesinde mesela evinizdeki araç gereçlere saplar yapabilirsiniz. Ayın 15'i ile 25'i arasında ayın tam yuvarlak olduğu zamandır. Bu zaman içerisinde örneğin şu gördüğümüz ağaç dallarından evinizdeki kazmadır, kürektir, bu tür araçların saplarına sap yapabilirsiniz. Bulunduğunuz yörede, her yerde yapabilirsiniz bunu. Geçmişteki insanlar da bu geleneği sürdürmüşler günümüze kadar. Bu yöredeki halk aynı şekilde bunu devam ettiriyor. Yani insan eskir, bu gördüğümüz kayadaki kazık eskimemiş gördüğümüz üzere. Şimdi bunu buraya çakmalarındaki sebep, hemen şu yukarı kısımda bir tane mağara var. Orayı kullanmışlar. Yani biz cesaret edip çıkamayız ama geçmişteki insanlar buraları kullanmış. Önceki çekim yaptığımız bir yer vardı burada. Kasa vardı demiştik. Kasa halen olduğu gibi yerinde duruyor. Bakın, izleyenler bilir. Girişte halen olduğu gibi duruyor. Yani burası dediğim gibi korunuyor. Burada kimse kaçak kazı yapamaz. Zamanında olmuş ama şu an iyi korunuyor. Evet, buralarda dediğim gibi geçmiş dönemlerde insanlar yaşamış. Zaten yaşantının sebebi de bakın şuradaki Horasan harcı ile yapılmış duvar. Günümüze kadar sağlam bir şekilde kalmış. Güzel bir duvar işçiliği yapılmış bu alanda. Şimdi yazları burayı kullandıysa bu insanlar, kışın nerede kaldılar? Birçok kişi bu soruyu soruyor tabii ki. Şimdi bizler önceki çekimlerimizde sizlere ne dedik? Dağın içerisine giden birçok tüneller var dedik. İşte gördüğünüz gibi şu şekilde. Bir tane şu alanda var. Evet, şu gördüğümüz kayadaki isler, bakın içerideki yaşamdan geriye kalan islerdir. Yani içeride bir duman, ateş yakılmış, isleri bu alandan çıkmış. Şu gördüğümüz de Horasan harcı. Kimse girmesin diyerekten kapatılmış. Şöyle yakından sizlere göstereyim. Bakın şu taşın yapısıyla oradaki yapı bir değil. Sıkıştırma taşları da görüyoruz. Yani bizim için en büyük kanıt buradaki duvardaki, yani kaya üzerindeki iz. Devam edelim. Aynı şekilde bu hemen altta da bir tane, bir kat daha mevcut. Burayı da zamanında gezdik. Şu alanları. Buralarda pek iç açıcı bir işaret yok. İşte buranın dağın içerisine giren giriş bir türlü bulunamamış yani. Eskideki insanların zamanları bol olduğu için taşı güzelce işlemişler. Biz bu alana ne demiştik? Bir toplantı salonunu anımsatan bir yer demiştik. Bunun sebebi de işte bak şu gördüğünüz merdivenlerden şuradaki yüksek alana çıkılmış.
Normalde bir işareti, bir mezar işaretini anımsatıyor ama şimdi burası toplantı salonunu anımsatıyor dedik. Merdivenleri de görüyoruz. Acaba insanları asmak için kullanılan bir yer olabilir mi? Düşünün, dört tane göz var. Suçluları cezalandırmak için geçmişte yapılan bir asma biçimi de olabilir. Bariz burası dediğim gibi insan eliyle yapılmış kayadaki murç izlerini de görüyoruz. Bakın en belirgin izler şu gördüğümüz izler. Kim bilir kaç asır sürdü buranın çalışması. Yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarda tabii ki dağ başında kral mezarı olur mu diyen arkadaşlarımız da olmuş. Bu insanlar büyük ihtimalle gezmeyen insanlar. Çünkü nerede bir kale var, hep yüksek yerlerde. Buraları bu arkadaşlarımız gezmemiş veyahut bilmiyor. Hep zirvelere yapılmış. Yani insanlar uzaktan gelen bir cismi görebilmek için yaşadıkları alanları yüksek yerlere yapmışlar. Özellikle su kenarlarına. Biz ne demiştik önce? Kral mezarı hemen şuradan geçmiştik daha önce. Şimdi tabii ben orayı geçmeyeceğim. Burada videomu sonlandıracağım. Burası da tabii ki zamanla yıkılmış bu alan. Şöyle tutarsak. Çünkü kamerayı kapatmak zorunda kaldık burayı için. Ben yine de sizlere şöyle bir göstereyim bu alanı. Bakın. Birçok kişi hatırlar. Yani çok kaya yapısı kireç taşı olduğu için zamanla yıkılmalar burada olmuş. Zaten şu yukarıdaki kaya düştü düşecek sanki. Yani önce geçtik bir cesaretle. İnsan belli bir zamandan sonra bir geçtiği yeri bir daha geçmek istemiyor. Bakın kayadaki yarığı görüyoruz. Yani her taraf yıkılmak üzere. Ama burada dikkat ettiğim bir şey daha var. Hemen şu girişten şöyle şu alana kadar buranın tarihinde yani yukarıdan bir taş kopması fazla olmamış. Neden olmamış? Bakın şu alanda şöyle bir yakınlaştırayım. Şuradaki gördüğünüz kayalar hep yukarıdan yıkılmış, göçmüş. Bu tarafın hemen şu yukarıdaki kısımlardaki yerlerin kayasından herhangi bir kaya aşağı düşmemiş. Düşseydi zaten oradaki kayalar gibi şu alanlarda da kayalar mevcut olurdu. Evet, şimdi zor bir inilen bir yer var. Bizim kanyona girecek olduğumuz kısım
hemen şu alan, şu alandan aşağı doğru inip şöyle vadiye açılacağız. Tabii ki bunu dediğim gibi havaların biraz serinlemesiyle gerçekleştireceğiz. Gidenler bizlere bu konuda söylüyor. Yani şu alanlarda mağaralar var. Merdivenle çıkılan mağaralar var. Ve içerisinde birçok insan kemiğinin olduğunu söyleyenler var. Biz tabii ki bundan 15 yıl önce gitmiştik oralara ama o dönemlerde böyle YouTube falan yoktu. Kameralı telefon yoktu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Gezdiğimiz yerleri tekrardan kalıcı hale getirmek için çekimler yapıyoruz. Çok aşırı video paylaşmıyorum. Sebebini söyledim zaten sizlere. Yani kalıcı videolar olsun. Kanal içeriği de aynı zamanda geçmişteki yaşanmış öyküleri gün yüzüne getiriyoruz. Birçok yerlerin görsel olarak işaretli bölgelerin videolarını oluşturuyoruz. Yani temiz seçilmiş, cımbızla alınmış bilgileri yükleyelim insanlara faydalı olsun diyerekten. Bunun haricinde boş videolar paylaşarak işte zaman geçsin, sayfamdaki videolar artsın gibi düşüncelerle video çekmiyorum. Bunu buradan ifade edeyim. Çünkü bazı arkadaşlar yorum yapıyor. İşte video çekmeyecek misiniz diyerekten bekliyor insanlar mutlaka. Tabii ki biz şu anki ben gezilerimi hobi amaçlı sürdürüyorum. Bu görselliği hobi olaraktan, yani bir insanın cumartesi pazarı vardır. Bunu değerlendiriyorum. Sizlerin ekranına sunmaya çalışıyoruz. Evet, yeni yerlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.